Saat 19.30. Şimdi haberleri veriyoruz. Ve sinema severler için büyük gece geldi çattı. Sinema dünyasının en büyük ödülü Oscar'lar, Akademi ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Az sonra bir ATV geleneğini sürdüreceğiz 5. kez. Sinema eleştirmeni yazarı Atilla Dorsay'dan Oscar tahminlerini alacağız. Ama önce Los Angeles'a uzanıyoruz. Hollywood'da hayat günlerdir altın heykelciye kilitlenmiş durumda. Sinemanın en prestijli ödülünün sahiplerini bulmasına saatler kala heyecan dorukta. Ama Oscar heyecanı günler öncesinden başladı aslında. Los Angeles'ta hayat Oscar'a kilitlendi. Akademi ödüllerinin dağıtılacağı salonda hummalı hazırlıklar sürüyor. Kırmızı halılar serildi. Her yer taze çiçeklerle bezendi. Oscar fanatikleri sabahın erken saatlerinde yerlerini aldılar. Şimdi herkes savaşın başlamasını bekliyor. Bu yıl 71.si düzenlenen Akademi Ödülleri töreninde aşk ve savaş kıyasıya yarışacak. Altın Oscar heykelciğini kimin evine götüreceği ise bu gece Türkiye saatiyle 03'te belli olacak. Sevgili seyirciler, 100'e yakın ülkeden televizyon kanalı ve yaklaşık 1 milyar insan dün geceki Oscar törenlerine kilitlendi. Ve 71. kez Oscar'lar sahiplerini buldu. 100 yılın son Oscar törenlerine ilgi büyüktü. Yine her yılki gibi tören salonu girişinde yıldızlar geçidi oluştu. Ödüllerin hayranları kapıda yığınlar oluştururken tanınmış simalar da şıklık yarışındaydı. Oscar töreni çok renkli, çok çekişmeliydi ve hiç olmadığı kadar komikti. Çünkü gecenin sunucusu ünlü oyuncu Whoopi Goldberg'tü. Açılışı Kraliçe Elizabeth filminin Bakire Kraliçesi kostümüyle yaptı Goldberg. Oscar adayı Elizabeth filmine yaptığı göndermelerle başladı geceye. Ve sırasıyla bütün adaylar Goldberg'in esprilerinden nasibini aldı. Ve ödüller. Sürprizlerle dolu törende altın heykelciyi kucaklayan beklenmedik isimlerden biri Gwyneth Paltrow'du. Genç yıldız heyecanlıydı ve ağlayarak çıktığı sahnede gözyaşlarına hakim olamadı. Hollywood'un genç starı konuşmasıyla herkesi duygulandırdı. En çok da annesini. Hollywood bir ustayı, Elia Kazan'ı da hakkında yıllardır süren tartışmaları unutturmak istercesine altın heykelcikle ödüllendirdi. Elia Kazan'ın McCarthy döneminde bazı sanatçı arkadaşlarına komünist faaliyetlerde bulunuyorlar diye ihbar etmiş olması nedeniyle ödül çok tartışılmıştı. Oscar gecesinde de olaydan, protestolardan korkulmuştu. Bu yüzden devreye Hollywood'un iki itibarlı ismi yönetmen Martin Scorsese ve ünlü oyuncu Robert De Niro girdi. Ödülü onlar açıklayıp verdi. Yine de kimi sanatçılar yönetmeni ayakta alkışlarken, kimileri de geçmişi unutmadıklarını susarak gösterdiler. Evet, yüzyılın son ödülleri dağıtıldı ve sıra partilere geldi. Asıl sürpriz ise partideydi. Vanity Fair dergisinin düzenlediği gecenin flaş konuğu Monica Lewinsky'ydi. Seks skandalının gündemden hiç düşmeyen kahramanı kavalyesiyle birlikte yüzünden eksik etmediği gülücükleriyle partiye katıldı. Dünyanın nefesini tutarak beklediği Oscar heyecanı 71. kez yaşandı. Ve savaşla aşkın yarıştığı Oscar'larda ibre aşktan yana döndü. Sevgili seyirciler, ATV Haber'in geleneksel Oscar tahminlerinde dün akşam Sabah Gazetesi sinema yazarı Atilla Dorsay'dan Oscar tahminlerini almıştık geleneksel olarak her yıl olduğu gibi. Atilla Dorsay 4-2 isabet kaydetti ve bu akşam yine birlikteyiz. Önce şunun altını çizmekte fayda var. Bu yılki sonuçlar yalnızca Atilla Dorsay için değil, aslında bütün dünya, bütün sinema eleştirmenleri için sürpriz oldu. Özellikle de en iyi film dalında. And the Oscar goes to Shakespeare in Love. Evet, Atilla Dorsay Shakespeare'in Love göğüslediği ipi, ama sadece senaryo ve yardımcı kadın oyuncu için şans veriliyordu. En iyi film oldu. Nasıl oldu? Valla 68'in ünlü bir sloganı vardı, çok iyi bilirsiniz. Savaşma seviş. Bu yıl Hollywood bu sloganı hatırladı ve savaş filmlerine değil, bir aşk filmine oy verdi. Çünkü
Shakespeare'in Love bir aşk filmi ama bir özelliği daha var sanıyorum. Bütün dünyanın hayran olduğum Amerikalıların başka bir duyguyla yaklaştığı. Çünkü Amerikalılar İngilizce konuşuyor ve Shakespeare İngiliz dilinin de temel yazarı. Belli bir kompleksle yaklaştığı, işte çok eskileri oyunları ağırdır, şudur budur, bu yazarı birdenbire güncelleştirdi film. Yani adeta günümüzden öfkeli, bunalımlı, sorunlu, yetenekli, tutkulu bir genç adam olarak perdeye getirdi. Romeo Juliet'i adeta bizim komşu kızın aşk hikayesi halinde bize sundu. Dünya ve genç kuşaklar Shakespeare'le tanıştı bu belki. Bu film sayesinde Shakespeare'e yakınlaştılar. Evet, bu çok önemli bir faktör oldu sanıyorum. Savaş yerine aşkın kazanması belki tabii, daha da iyi oldu. Karşı olamayız. Peki, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Dün akşamki yayında en iyi yönetmen için tahminimiz Steven Spielberg'ti. Er Ryan'ı Kurtarmak filmiyle ve akademi üyelerinin oyları da bu yönde çıktı. Steven Spielberg. Evet, Steven Spielberg kazandı. Bunu tahmin etmiştiniz dün geceki yayınımızda. Evet, çünkü bence filmi yarışmadaki en iyi film, Oscar'daki en iyi film. Yani bunu uzaktan, yakından herkes aynı şekilde düşünüyor. Öbür film seçilse bile akademi şunu söyledi: biz öbür filmi seviyoruz ama merak etme, en iyi yönetmen yine sensin. Gerçekten bu hak edilmiş bir ödüldü. Sizin gönlünüzden geçen de oydu galiba. Evet, yani evet. Kriterlerin dışında. Evet. Peki, devam edelim. Gelelim en iyi kadın oyuncu ödülüne. Sizin dün akşamki tahmininiz bu dalda da tuttu. Oscar, Hollywood'un yeni gözdesi Paltrow'a gitti. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. Evet, burada yine tek adayım oydu. Başka bir oyuncu adı vermedim bile. Günümüzün Grace Kelly'si, onun zarafeti, oyun gücü, her şeyse onda toplanmış. Geleceğin parlak bir yıldızı ve rakipsiz oydu bence ve kazandı. Yani kazandı. Çok hak edilmiş bir ödül olarak görüyorum. Burada başarı sağladık tahminlerimizde. Evet. Ve sevgili seyirciler, geçiyoruz en iyi erkek oyuncuya. Atilla Dorsay'ın tahmini bu dalda Oscar'ı Nick Nolte ya da Tom Hanks'in alacağı yönündeydi. Üçüncü kez İtalyan Roberto Benigni en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. The Oscar goes to Roberto Benigni in Life is Beautiful. Evet, Atilla Dorsay sanıyorum tören salonunda bulunanları bile bu seçim şaşırtmış görünüyor. Bizim tutturamadığımız gibi. Tek bir izah bence şu: adam tam bir palyaço, son derece sevimli, herkesin gönlünü fethetti ve adam aynı zamanda modern bir Charlie Chaplin. Biliyorsunuz Hollywood Charlie Chaplin'e asla bir ödül vermedi. Ne herhangi bir filmde en iyi film seçildi onca yıl boyunca, ne de kendisi oyuncu veya yönetmen olarak bu ödülü aldı. Tam tersi, 1951 yılında onu Hollywood'dan kovdular ve yıllarca o ünlü solcu avı sırasında, ki Elia Kazan'ın ödülü de onunla ilişkiliydi, Avrupa'da yaşamak zorunda kaldı. Sanıyorum bunun getirdiği öyle büyük bir vicdan baskısı var ki Amerika'da. Yeni bir Chaplin madem bu adam, bari aynı hata işlemeyelim, bu yeni Chaplin'e gerçeğine veremediğimiz ödülü verelim dediler ve bilinç altında bu hakim oldu sanıyorum. Evet, Oscar törenleri ya da bu yılki Oscar ödülleri sanıyorum dünyada insanların beklentilerine de cevap verdi. Aşkı ve gülmeyi seçti galiba. Evet evet, buna karşı olmak dediğim gibi mümkün değil. Sevgili seyirciler, az önce de belirttik, en iyi erkek oyuncu dalındaki ödül tam bir sürpriz oldu. Ödül bir İtalyan oyuncuya, Roberto Benigni'ye gitti ama Benigni sürprizi bununla da sınırlı değildi. Benigni şu sıralarda Türkiye'de de oynayan Hayat Güzeldir filmiyle tam bir Oscar çıkartması yaptı. İşte İtalyanların Kemal Sunal'ı, Roberto Benigni'nin Zafer Gecesi. Oscar goes to... Roberto! İtalyanların efsanevi oyuncusu Sofia Loren sahnede en iyi yabancı film Oscar'ını açıklıyor. Bu dalın en iyisi yine bir İtalyan, Roberto Benigni. Sofia Loren açıklarken heyecanına hakim olamıyor. Roberto! Ama asıl heyecanlı olan Benigni'nin kendisi. I live here the Oscar, but I want you. Benigni yazdığı, oynadığı ve yönettiği filmle en iyi yabancı film Oscar'ını kazanıyor. Ödül sevincini bütün coşkusuyla dışa vuruyor Roberto Benigni. Ama onu Oscar tarihine geçirecek olan filmin başka bir özelliği.
Hayat Güzeldir hem en iyi film dalının adayıydı hem de en iyi yabancı film dalının. Ve bu da Oscar tarihinde ikinci kez oluyordu. Ama Benigni'nin sürprizi bununla sınırlı kalmadı. O asıl sürprizi en iyi erkek oyuncu dalında yaptı. Tom Hanks, Nick Nolte gibi zorlu rakiplerini geride bırakarak ödülü kaptı. Ve bu ödülle Oscar'larda bir tabuyu yıktı. 1928 yılında, yani ilk Oscar'larda en iyi erkek oyuncu ödülünü Avrupalı bir oyuncu almıştı. Tam 71 yıl sonra da dün gece Roberto Benigni İtalya'dan geldi, en iyi erkek oyuncu Oscar'ını aldı ve zafer sevinciyle coştukça coştu. Thank you very much and I hope really I don't deserve this but I hope to win some other Oscars. Thank you. Zaten bu yılki Oscar törenine bu küçük İtalyan ve filmi Hayat Güzeldir damgasını vurdu. Bir Nazi toplama kampında geçen film Avrupa'da pek çok film festivalinde ödül almıştı. Ama Amerikalıların bir yabancıya böylesine ilgi göstereceği pek beklenmiyordu doğrusu. Ama Roberto Benigni yazdığı, oynadığı ve yönettiği filmle Oscar'ları topladı. En iyi yabancı film. Orijinal dramada. Ve sürpriz. En iyi erkek oyuncu. Roberto Benigni ödülünü filmde başrolü paylaştığı karısına ithaf etti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi toplama kampında geçen film bu küçük İtalyanı Oscar'larla sinemanın zirvesine taşıdı. İtalyanların Kemal Sunal'ı artık sinema devlerinin ayakta alkışladığı bir sanatçı. Benigni'ye tebrik ve övgü yağıyor. Ama onun için belki de en değerli kutlama ülkesinden geldi. İtalyan Başbakanı D'Alema, İtalya'yı onurlandırdı diyerek özel bir mesajla Benigni'yi kutladı. Artık onun için sahiden hayat güzel. Sayın seyirciler, sinema dünyasının en prestijli ödülü Oscar'lar sahiplerini bu gece buluyor. Tam 45 milyon kişinin izleyeceği tahmin edilen ve bu yıl 71.si düzenlenen Oscar törenlerinde 2. Dünya Savaşı'nı konu alan 3 film en iyi film dalında aday gösterilirken aday rekortmeni 13 dalda Oscar'a aday gösterilen Aşık Shakespeare oldu. En prestijli ödülü Oscar'lar bu gece sahiplerini buluyor. Amerika'nın Los Angeles kentinde bu yıl 71.si düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde en iyi film dalında aday olan 5 film arasında 2. Dünya Savaşı'nı anlatan 3 film var. Arasında Oscar'a en yakın aday olarak Steven Spielberg'ün Er Ryan'ı Kurtarmak adlı yapıtı gösteriliyor. Er Ryan'ı Kurtarmak en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmen dallarında olmak üzere toplam 7 Oscar'a aday. En iyi film dalında aday olan bir başka 2. Dünya Savaşı filmi ise İnce Kırmızı Hat. İnce Kırmızı Hat'ta 7 dağda altın heykelciye aday gösterildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımının anlatıldığı İtalyan yapımı Hayat Güzeldir'se hem en iyi film hem de en iyi yabancı film dallarında aday gösterildi. Aşık Shakespeare ise tam 13 dalda Oscar'a aday gösterilerek bu yılın aday rekortmeni oldu. Akademi üyelerinin zorlanacağı bir dalsa en iyi erkek oyuncu Oscar'ı olacak. Daha önce de 2 kez Oscar ödülü alan Tom Hanks, Er Ryan'ı Kurtarmak filmindeki rolüyle en güçlü aday. We'll be right back.
Kanal D Haber Merkezi adına iyi akşamlar sayın seyirciler. Sinema dünyasının en önemli ödülleri Oscar'lar sahiplerini buldu sayın seyirciler. Aşık Shakespeare filmi en iyi film dalında ödüle layık görülürken en büyük rakibi Er Ryan'ı Kurtarmak isimli film ünlü yönetmen Steven Spielberg'e bir Oscar daha getirdi. Gecenin sürprizini ise İtalyan yapımı Hayat Güzeldir filmi yaptı ve 3 dalda Oscar aldı. Last year's Oscar with... Oscar bu yıl bir kez daha aşkı seçti. Ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'in Romeo Juliet oyunundan yola çıkan Aşık Shakespeare filmi, İkinci Dünya Savaşı'nda geçen Er Ryan'ı Kurtarmak isimli filmi geride bıraktı ve Oscar'ı aldı. En iyi film Oscar'ını Aşık Shakespeare'e veren jüri, Er Ryan'ı Kurtarmak filminin ünlü yönetmeni Steven Spielberg'ü daha fazla üzmedi ve en iyi yönetmen Oscar'ını bir kez daha ona verdi. En iyi kadın oyuncu Oscar'ı ise 25 yaşında genç bir yıldıza gitti. Yıl boyunca birbirinden önemli filmlere imza atan Gwyneth Paltrow, Aşık Shakespeare'deki oyunuyla Oscar'a uzanırken gözyaşı içinde kaldı. Oscar'ların tümü neredeyse bu iki film arasında paylaşıldı. Aşık Shakespeare en iyi senaryo dahil olmak üzere 7 dalda Oscar sahibi olurken Er Ryan'ı Kurtarmak filmi de 5 dalda Oscar kazandı. Ancak bir isim büyük sürpriz yaptı. İtalyan aktör, yazar ve yönetmen Roberto Benigni, Hayat Güzeldir filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünün 71 yıl sonra ilk kez Amerika dışından bir oyuncuya gitmesine neden oldu. Hayat Güzeldir, en iyi yabancı film ve orijinal drama dallarında 2 Oscar daha aldı. Roberto Benigni ise Oscar aldığını duyduğunda büyük sevinç yaşadı. Oh! 71. Oscar töreninde en çok merak edilen anlardan biri de yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen Kayseri doğumlu Amerikalı yönetmen Elia Kazan'ın ödülünü kabul etmek üzere sahneye çıkmasıydı. 89 yaşındaki usta yönetmen, siyasi sicili nedeniyle hem tören salonu içinde hem de dışında protesto gösterilerine neden oldu. Kazan, Amerika'da komünist avının yaşandığı McCarthy döneminde Hollywood'daki bazı komünist ünlüleri ele vermekle suçlanıyor. Ünlü yönetmen, ödülünü kabul ederken salondaki izleyicilerin çoğunluğu Kazan'ı alkışlamadı ve ayağa kalkmadı.